Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşler, Sevsen Hanım, aziz bacılar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hoş gelip siz sefalar getirirsiniz. Vakti uzaldık. Atilla kardeşim de dedi, bayram öcüdü. İş çağrımız olabilir. Ama dedik bugün bir araya gelelim. Olan bitenler, olabilir bazı kardeşlerin haberi var, bazı kardeşlerin haberi yoktu. Dedim onlar da Cenablarımıza anladım. Hatta ondan sonra birlikte daha fazla bu konu üzerine durak, yardımlaşak, elimizden gelen bizim ne var ise yapmaya hazır olduğumuzu tekrar vurgulayak. Ve olay gününden bugüne kadar neler oldu? Size de dedim haberi uz olmakta büyük bir fayda var. Tabii acımız acımızdı. Sizi gelen başımıza musibet bizim de başımıza gelipti. Onun için birinci günden her zaman olduğu gibi Irak Türkmen Cephesi kardeşlerimizin yanında olmasına kararlıyız. Çi yangın tüçanları yanan arkadaşlarımız buradadır. Bir Kırdar Kayseriyesi ve Hanı, bir de İsmail Derviş imarasında yanan arkadaşlarımızın tüçanları, sahabeleri buradadılar. Ben evvelen Kayseriyani konuşuram. Kayser'deki olan bir tane, sonra cellem İsmail Derviş'i. Orada ne olmalıdır, burada ne olmalıdır. Bilirsiniz, birinci gün yangın oldu. Kardeşler, hepimiz yanımızdaydık. Ve bu konuda biz dedik hakta hakiki bir şekilde çalışma olsun. Üç melef üzerine Irak Türkmen Cephesi terkiz ettik, vurguladık. Hatta bir neticeyi yetiştik. Biri melef emni tahkikat mevzuydu. İkinci adrarımızı, zararımızı tetbit etmek, taviz almak. Üçüncüsü nece edebilirlik tekrardan pazarı imar edek. Ondan sonra hatta en kısa zamanda işe başlayasız, o bir rızık kapıdır. Çünkü ailelerimiz hepsi oradan rızık kazanır. Gittik bidayeten ben muavun muhafızdan görüştüm. Muhafız yok idi. Ondan sonra muhafızdan görüştük. Sağ olsun Ali Efendi muhafızı yanımıza da getirdi. Görüştü sizinle. Ki bu olayın öcünde nece dururuz, neler yapabilirlik. Ondan sonra benim tavasulum oldu. Reis Uzaray'dan şahsi. Hem kitap yazdım, hem de gördüm özüden bazı konuları konuştuk. Ve bu üç melefte tatavvurat hara yetişti dedim. Onlar da cenablarımızı anladım. Evvelen sağ olsun emniyet güçlerimiz ciddi bir şekilde tahkik yerittiler ve yandıranlara yetiştiler. Yandıranlar itiraf ettiler. İtiraftan sonra çıktılar. Bu bir icra kanunidir. Şurtada itiraf eden mecec etsin. Hakim öcünde de akvallarını tasdik etsin. Akvallarını da tasdik ettiler. İki tanesi tutulup zannedersem bir veya iki tane kaçıp, ama onlar resmen itiraf ettiler, dediler bi fi'li fa'il biz bu hanı yandırmışız. Bunun yanında bunu çok açık ve net diyorum. Zuğutat çok oldu.
o tahkik eden insanların ve kuruluşun üzerine ya bu meselanı kapadak, zıd-ı mechul yazak, ayrı yola teçliyak. Bana haber geldi. Dediler bir böyle muhavale var. Lütfen tedakkul ele bu işi durut. Ve ben muhatabım bu konuda sağ olsun Mehmet Şiah Sudani Efendi reis uzaraydı. Mektup gönderdim özü için. Dedim özüne bir böyle mesele var. İstirler meseleni ayrı yola aparsınlar. Zahmet olmazsa sen tedakkul edin. Kırmadı bizi. Vezir Dahiliye'ye telefon çaldı. Vezir Dahiliye buranı aradı. Dedi ne olur ne olmur hapsından haberimiz var. Hiç de kabul etmeyiz. Kimse bu işe tedakkul etsin. Ve tahkikin neticinden bir nüshasını istirem hemen yetişsin bana. Ondan sonra fırsatım oldu, reis uzaranı gördüm. Dedim bir böyle mevzu vardı, sağ olasın icraatı aldı. Dedi hapsını mutabaa ederim ve avraklar da bilirim, mahkemeye gitti, tasdik olundu. Ve indi bu avrak kamil, hatta kadıya, hatta burada kimse tesir etmesin üzerine nakl oldu Bağdat'a. Hatta burada tesirat altında kimse kalmaz. Tabii bunun yanında ben iki kitap göndermiştim reis uzara için. Birinci kitap oydu. Tahkikte kimse de tekul etmesin. Bu mücrimler keşfolunsun. Her çeşe bildirilsin. İkinci kitap Te'vîd-ül Mutadarrîn. Onun da kitabı haliyen reis uzara yandadı. Ne icraat alır, ne olabilir, onun da tafasiline yetişen de sizinle tekrardan paylaşırız. Ama aynı zamanda ece hatırınıza gelirse muhafızdan Ustad Ali Celen'de talimat verildi kazaya, mahkemeye, her çeşit yetsin orada ifadasını versin, muhakkik adli öcünde zerali neyse tetbit etsin, yemin diçsin. Şimdi de burada ricam ece ben tabi hala indi Kayseri üzerine seçerim, geldim ondan sonra İsmail Derviş üzerine. İndiye kadar Kayseri'de müracaat etmeyipse mahkemeni gitsin, müracaat etsin. Kapıları açıktı. Ben reis mahkemeyden biraz evvel selaştım. Hatta dedim özümle konuşmayayım, dedim diline konuşacağım, dedi kapımız açıktı. Kim indiye kadar takdim etmeyipse gelsin, takdim etsin. Çünkü müstakbelde bu ifadavuza göre, bu verdiğimiz beyanete göre ta'vid istihkakı bunun üzerine sarf olur. Bunun yanında arkadaşlar, biz bu pazarı nece imar ederiz? Nece binanı döndürürüz eski haline? Hatta işe başlayasız, eşyavuzu getiresiz. Bu melefte tevasul ettik muhafazaydan. Hem muhafızdan, hem muavun muhafız fenniden. Cetik bir neçe ziyaretimiz oldu. Çünkü bina 1881'indi. Irak'ta bilirsiniz kanun var. Kanun-ül Athar. Kanun-ül Athar'ın meca riayesinde, denetiminde bu pazar imar olunsun. Müdir Athar'dan selaştım. Dedi biz hazırız, işraf ederiz imar. Kaldı bunun. Çünkü bina Vakıf Sünni'ye aitti. Vakıf Sünni'den de kitap istediler, icraat istediler. Ben burada Taceddin Efendi'ni çağırdım. Dedim bir kitap ile Bağdat'a. Kitap etti Bağdat'a. Bağdat'ta vakil reis Vakfı Sünni var. Doktor Muhammed Salih Oni'den ittisal ettim. Dedim kitap gelir. Lütfen cevabı tehir etme. Onu hemen gönderin. Hemen gönderdiler. Ve hamdolsun bir mali taksis var. Kerküş'te bu muazene tenmiyet akalim mahalli bir bütçeydi. Çünkü bilirsiniz bu para taksisi zaman alı, ister vakit. Ama sağ olsun Kerkük İdaresi, vali de bizimle yardımlaştı. Bunu da diyeyim Cenab-ı Uza, ben dünen muhafızdan selaştım. Dedi para taksisi bitti. Mukavelatın bizim üzerimize muhafaza olan hapsi bitti. İnşallah Allah'ın izniyle bayramdan sonra işe başlar. Bunu diyorum, elim altında da kitap var. Bunu böyle diyemiyorum, vallahi diyediler. İnşallah maşallah yapacaklar, oğlu böyle yok. Bitti, taksisat hapsi bitip her çıkanın inşallah bayramdan sonra bir güzel şirkete verirler temennimiz. Hatta gelsin oranı eskisine ise tamir etsin ve işe başlansın.
Bunu da burada sözünü veririm size ve tekit ederim cenablarımız için. Dönüm taavizat konusuna. Hükümetten alınan taavizat. Hükümetten alınan taavizat, arkadaşlar, azizlerim, bir kanun var. Kanun taaviz ve hayal irhab. Bugün matul bu adamlar tutuldular. Müntesiptiler bir irhabi münazamaya. Fa bu taavizat girer bu kanunun içine. Edebilir bu kanunla mutalebe edin hakkımızı kanun ve hayal irhaba dayanarak getirin bu arkadaşlarımıza taavizatların verin. Onun için bizim bilirsiniz cephede de arkadaşlarımız var, muhamidiler. Buradaki kardeşlerimiz de var, muhami. Bunlar cevulli olarak, mutatavu olarak yani uzda durarlar. Vekalet isterseler, vekalet alırlar sizden. Hatta bu mevzuu da mutabaa etsinler. Kanun da hayır irhabe göre. Ben döndüm muhafazadan dünen sordum. Dedim Bağdat adları isteyipti sizden dediler. Ha. O kavaim cihanı cettiviz mahkemeye ifade verdiviz. O adları isteyipler muhafazadan. Muhafaza da gönderip bunları hapsını Bağdat'a. İnşallah onun da takipçisi olduk. Ece bir izafi muvazeneden bir şey taksis ederse reis uzara, o da ayrı bir mevzuhtu. Onun da inşallah arkasındayız. İndi cellem o bir konuya, o da İsmail Derviş'in imarası. İsmail Derviş'in imarası bidayede tetbit alasas bir hariktı, yangındı, normal bir yangın çıktı da orada. Tüçanlar yandı, hasar gördüler. Tahkikte bir ayrı bir tatavvur oldu. O ki adam çiçi tutulublar. Onlar itiraf ettiler, dediler yok, İsmail Derviş'i de biz yandırmışız. Bu itirafta var, tetbit olunu mahkemede. Bu konuştuklarım hapsını kazata musaddak olmasaydık sizi uçu konuşmaz. Onun için İsmail Derviş'e de itiraf ettiler. Taban ayrı itirafatlar da var. Erbil Kayserisi de var, ayrı yerler de var. Onlar kadının öcündediler. Ama önemli olan ben nişi bir gün terkizi ederim İsmail Derviş üzerine. Çünkü ondan evvel deyirdiler hadise ihtiyadi bir hadiseydi. Sonra çıktı. İsmail Derviş'i de yandıran aynen bu irhabilerdi ki tutulublar. Şimdi orada kardeşlerimle nesterem İsmail Derviş imarasının sahablerinden ki zararla gördüler, tüçanları yandı. Ricam o kardeşlerimle mahkemeye geçsinler. Ecece yetmeyipseler indiye kadar şekva açsınlar zıddemen tesebbebe bil harik. Ondan sonra her çeşit hasarasının cadı, zararının cadı mahkemede tespit eder. Taban ondan sonra o muhakkik adli kazı öcüne çıkardı seni. Kur'an-ı Kerim üzerine yemin diçesen diyesen benim zararım buncadı. Eydi sual, acaba biz bunca zamandı cetmemişik, oğlu indi cidak. İndi diyorum size aynen bugün cene kazıydan, reis mahkeme affedersiz, kazı Kasım Azzavi'den konuştum. Dedi ustad bir böyle mesele var, böyle müsteceddette var. Dedi tamam, benim de haberim var. Sualım özüne, arkadaşlar İsmail Derviş'te veya kimse Kayseri'de kalıp indiye kadar gitmeyipse celebili müracaat etsin dedi. Hazırı hizmetlerinde. Kardeşlerimiz haksı istir gelsin. İstisiz yarın cidasız Ali günüdü. İstisiz bayramdan sonra koyasız bir işsiz uyanımızda. Ama adamlar hazırdılar, kapları açıktı. Hatta cidasız ifade uzu verasız hasair uzu tetbit ilavun. Bu hem İsmail Derviş'teki olan kardeşlerim ki geçerlidir, hem de Kayseri'de indiye kadar yetmeyenler ki de geçerlidir. Bugün arkadaşlar bu mücrimler, bu zalimler ki bu hasaratı verdiler Türkmen milletine ve kâkişlilere. Çünkü biz yanımızda hepimiz azizsiz. Bugün oturanlar kardeşlerimiz içinde Türkmen var, Kürt kardeşlerimiz var, Mesihi kardeşlerimiz var. Hiç fark etmez bizim için. Hepimiz kâkişliyiz, memleket hakiyiz, kardeşiz. Bes o yandıranlar, o münazama irhabiye, böyle zalimdiler, böyle zalimdiler. Bu vakti de seçtiler, hatta size en fazla zararı versinler. Çünkü bayram üzüdü. Bayram üzünde her yerde alışveriş daha fazla oldu.
Her çeş bekler birili ola bir iş çar zayıftı bu çi bayram yüzünü bekler hatta bir şeyler kazansın. Tüçanın masrafı yanında availimiz yanında işleyenler sizi şagirdleriniz. Onca diyarı Allah intikam alsın. İnşallah hukuk da kanun da intikamımız al özlerinden. Onun için bayram öcünde de tevkitte de bunlar kasıtlıydılar. Hatta zararımız fazla olsun, zararımız fazla olsun. Bugün biz cephe olarak bizim her zaman Risalemiz işte odu. Onların elinden geli yandırmak tehrip biz de her zaman inşallah milletimizin hizmetinde kusur koymarık yanındayız. Bugünkü toplanmağımız evvelen dedim cenablarımıza bu bilgileri, bu malumatı beyan edim. Mevzu mutabaadadı. Hiç merak etmeyin. İster mahkemeyden, kanuni yollardan, ister reis uzaraydan, ister muhafızdan, ister muavun muhafızdan her zaman yanınızdayız. Bir de dedik bir Irak Türkmen cephesi olarak istedik yanınızda durak bir manevi yardımımız olsun sizde. Bu bayram yüzünde ailelerimizden bir sevinç yaşayasız. Bir basit hediyemiz olacak, manevi bir hediyedi. İnşallah bizden, kardeşimizden, cepheden kabul edersiz. Bu şahsi yardım da bu cephenin yardımıdır. Bütün cephenin, bütün idaresi, mensupları hapsi yanınızdadırlar. Tekrardan bunu vurgulurlar. Allah razı olsun sizden. Geldiniz bizi kırmadınız. Ve inşallah her zaman yanınızdayız. Kapımız da açıktı. Her zaman istediniz biz yanınızdayız.